arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Şehir ve Çocuk kanalından herkese merhaba diyorum ve programa başlıyorum. Ben Muhteber Bilir. Bugün sizlere yepyeni bir deneyle merhaba diye. Yok, olmadı ya bu cümle. Bugün sizlere yepyeni bir deneyle bilim adına bir adımla daha yaklaşacağım. Yok, bu cümle de olmadı ya. Arkadaşlar, bugün sizlere yepyeni bir deneyle hatırladınız mı beni diyeceğim. Yok. Ne diyebilirim ya? Bugün sizlere yepyeni bir deneyle geldim diyeceğim. Reci oldu mu? Bu da olmadı. Bugün sizlere yepyeni bir deneyim var. Var mısınız diyeceğim. Bu nasıl reci? Bu da değil. Arkadaşlar, yepyeni bir deneyle sizlere merhaba diyorum. O halde sizlere deneyimin adını açıklıyorum. Sır gibi tuttum kendimde. Kimseyle paylaşmadım. Hazır söylüyorum. Acaba neyle ilgili? Bilin bakalım neyle ilgili? Deneyimin adı stroboskop. Duydun mu hiç? Sen duydun mu reji? Duymadın mı? Stroboskop. Heh, şimdi ben de onun ne olduğundan size bahsedeceğim. Böylelikle öğrenmiş olacağız. Ama tabii ki de deneyime başlamadan önce ne yapıyorduk? Malzemeler. Bir beyaz karton. Tara! Seni cetvelle yapmış olduğum deneylerden biridir. Canım cetvelin sihirim olur. Ayağımın dibine koyduydum, şov amaçlı. Bir daha yapıyorum. Beyaz karton. İşte burada. Evet, bir tane de beyaz kartona ihtiyacımız var. İki, yuvarlak bardak. Yuvarlak bardağı ne istiyorum biliyor musun? Yuvarlak bir şekil oluşturmak için. Eğer ki bardağınız yoksa böyle bir yuvarlak bant da olabilir. Ha, ben bunu kullanayım ya. Tabii, ben bunu kullanırım. Üçüncüsü toplu iğne. Deneylerimizde daha önce hiç kullanmamıştık sanki toplu iğneyi. İlk defa burada kullanacağız. Aman ha, elimizde pırt batar. Dikkat edin, tamam mı? Dört olarak yine yava gelerek streç yakamızı yapıyoruz. Makas. Beş, olmazsa olmazlarımızdandır kendileri. Tabii ki de cetvel. Altı, kurşun, kalem. Ve son olarak yedinci maddemiz çubuk. Evet, çubuk lazım, çubuk. Senin var mı çubuk? Ya böyle şiş yaparsın yani. Et şiş. O çubuklardan. Çıkmaz mı? Yok mu? Niye yok? Aman. Malzemelerimiz yazılıysa hadi o zaman deneyimiz başlasın. Deneyimize başlarken ilk yapacağımız nedir? Yuvarlak bir şekil çizeceğim. Ben bu yuvarlak şekli görmüş olduğunuz bu bantla yapacağım. Evet. Elimdeki bandı bu hazırlamış olduğum beyaz kağıdın üzerine koyuyorum ve elimdeki kalemle şeklini çiziyorum arkadaşlar. Evet. Çizdim. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar, sonraki aşama elime cetvelimi aldım. Bu çizmiş olduğum daireyi tam ortasında ne yapacağım? Çizeceğim arkadaşlar. Çizgi indirdim. Evet. Eşit aralıklarla merkez noktayı baz alarak dikine çizgiler oluşturdum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çizgileri oluşturdum. Bir makas yardımıyla çizmiş olduğum bu çemberi etrafından düzgünce keseceğim. Tam dairenin çizgilerinden kesimimi gerçekleştiriyorum. Benim sizin gibi iyi gören gözlerim olmadığı için daha dikkatli olmaya gayret gösteriyorum. Gördüğünüz üzere bu safhada da çizgilerin bitiminden hemen sonra dairesel olarak kesme işlemini gerçekleştirdim. Nasıl reji? Güzel mi? Bence de. Zor oldu ama gayet hoş oldu, öyle değil mi? Bakalım şimdi ne yapacağız? Merak ettiğinizi biliyorum. Gözlerinizden okunuyor. Evet. Evladım niye konuşuyorsunuz kendi aranızda? Hadi bakayım. Allah Allah. Evet arkadaşlar, bu aşamada elimdeki toplu iğneyi ne yapacağım? Reji tam ortadan şu siyah bölümden batıracağım. Evet, batırdım. Ama bu şekilde kalmayacak. Sadece deliği oluşturmak için böyle bir şey yaptık. İğneyi buradan çektim. Çünkü iğneyi az sonra buradan tam ters taraftan tekrardan sokmam icap edecek arkadaşlar. Buraya başka bir işlem yapacağım. Şimdi o safhayı anlatıyorum. Elimdeki şu toplu iğneyle bakın böyle şapkası olsun. Böyle tombik renkli bir şapkası olsun ki böyle elinizle ittiğinizde eliniz acımasın. Elimdeki bu görmüş olduğunuz toplu iğneyi bu çubuğa batırmadan önce hazırladığım bu kağıda şöyle arka yüzünden, ön yüzünden değil, arka yüzünden tekrardan batırdım. Ne yaptık? İğneyi dışarıya çıkarttık. Sıra geldi tahtayla birleştirmeye. Evet.
tahtaya da küçük bir delik açıyorum iğneyle. Şimdi arkadaşlar gördünüz yine malum yapıştırıcım elimde. Buraya damlatıyorum ve tahtaya hemen ne yaptım itti. Biraz böyle elimizle bekleyelim kurusun. Bakın hemencecik kurudu. Çocuklar yapıştırma işlemi de sonuçlandı. Ve şimdi artık uygulamaya geçebiliriz. Dikkatli baktığınızda kırılmaları fark edebilirsiniz. Sanki dönmüyormuşçasına durduğu izlenimi veriyor. Bakın sanki dönmüyormuş gibi. Ama aslında ben ne yapıyorum? Elimle döndürüyorum. Bir yerde bu bir illüzyon gibi geliyor size. İğneden dolayı da bir döndürmede zorluk yaşıyorum. Sizler de evde bu deneyi yaptığınızda arkadaşlar ışık kullanmanız gerekiyor ayrıca. Evlerimizde alternatif akım kullanıyoruz arkadaşlar. Bu akımla beraber yapmış olduğumuz ışık saniyede 100 defa yanıp sönüyor. Ama biz bunu algılayamıyoruz. Daireyi döndürdüğümüzde arkadaşlar kurşun kalemle çizmiş olduğumuz çizgilerin kaybolduğunu göreceğiz. Ama aslında onlar kaybolmuyor değil mi? Biz bunu öyle algılıyoruz. İşte aynı alternatif akımdaki elektrik ışığını kullandığımızda yaşadığımız gibi arkadaşlar. Biz o saniyedeki 100 defa yanıp sönmeyi algılayamıyoruz. Aynı burada görmediğimiz çizgiler gibi. Halbuki çizgiler var. Ya arkadaşlar geldik bir deneyin daha başarıyla sonuna. Benimle birlikte bu deneyi yaptığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Şehir ve Çocuk kanalını takip etmeyi unutmuyorsunuz. Abone olmayı asla ve kata ihmal etmiyorsunuz. Komşularınıza, yakın çevrenize, arkadaşlarınıza, Hayriye teyzeye, Mustafa amcaya, ne bileyim yengene, dayına, eniştene, halana, kim varsa hepsine tavsiye et, abone et, like ettir, güzel yorumlar yazdır. Esenle kal, esenlerde kal.